Yapı formülü verilen bileşik için adlandırmalardan hangileri kullanılabilir deniliyor? Yapıya baktığımız zaman yapımız keton sınıfı bir bileşik. Yine içerisinde bir adet pi bağı var. Doymamış bir ketondur diyebiliriz. Bize verilen adlandırmalara bakalım. Birinci öncül 4 metil 1 penten 3 on yani Yupak isimlendirmesi yapılmış. Karbonil grubunu içeren en uzun karbon zincirini seçtik. Karbonilin yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Karbonil her iki uca da eşit uzaklıkta. Burada önceliğimiz arkadaşlar artık diğer fonksiyonel grubumuz olan ikili bağdır. İkili bağın yakın olduğu yerden numara veriyoruz. Karbonil grubu her iki uca eşit olduğundan dolayı ikili bağ geçtik. İkinci önceliği olana geçtik. Eğer ikili bağda her iki uca eşit uzaklıkta olsaydı o zaman da dala geçerdik arkadaşlar. Öncelikle dalı söylüyoruz. 4 metil. Daha sonra bakın ikili bağdan dolayı ikili bağın yerini belirteceğiz. 1, 5 karbonlu olduğu için keton bileşiğimizdeki ana zincir penten. Penten dememizin nedeni yapıda ikili bağın bulunması. Daha sonra karbonil grubunun yerini belirtiyoruz ve keton sınıfı bileşik olduğu için ketonlardaki eki 10 ekini kullanıyoruz. 4 metil 1 penten 3 10 olacak birinci isimlendirme kullanılabilir. İkinci isimlendirmemiz ketonlardaki yaygın isimlendirme. Bu isimlendirme türünde karbonil grubuna bağlı radikalik grupları sırayla, daha doğrusu alfabetik sırayla söylüyorduk. Şimdi karbonil grubumuz burada solunda bakın iki karbonlu ikili bağ bulunan eten bileşiğinden bir hidrojen çıkmasıyla elde edilen radikalik grubumuzun özel ismi neydi? Vinildi. Vinil radikalimiz var. Sağ tarafta da 3 karbonlu propandan bir hidrojen çıkmış ancak hidrojen nereden çıkmış? Ortadaki karbondan. Dolayısıyla biz bu radikale izopropil diyorduk. Evet, diğer radikalimiz de izopropil radikali. Şurada 3 karbonlu ortadan bağlanmış. Ketonların yaygın isimlendirmesinde karbonile bağlı olan radikalik grupları alfabetik sırasına göre okuyorduk. Önce izopropil geliyor. Daha sonra vinil ve son olarak da keton ismini kullanıyoruz. Burada ketonun karbonili ifade ediyor gibi düşünebilirsiniz. Radikal gruplar ve keton şeklinde. İkinci öncülde bize izopropil, vinil, keton denilmiş. İkinci öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz 2 metil 3 propenon denilmiş. Arkadaşlar bu isimlendirme yanlış. Zaten bakın yapımızdaki toplam karbon sayısını bile incelediğinizde metilden 1 karbon, propenden de 3 karbon toplam 4 karbonlu olur. Bizim yapımızda toplam 6 adet karbon var. Zaten numaralandırma da yanlış. Yani 3. öncülü kullanamayız. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Verilen bileşiklerden hangilerinin kapalı formülü C5H10O'dur denilmiş. Birinci öncülle başlayalım. Dietil keton denilmiş. Dietil keton, ketonlardaki yaygın isimlendirme. Ketonu ifade eden karbonil grubunu yazıyoruz. Karbonil grubunun her iki tarafına da etil grubu bağlı. Etil C2H5 ile gösterilmekteydi. Bileşiğimizin kapalı formülüne baktığımızda toplamda 5 karbon, 10 hidrojen, bir tane de oksijen bulunmakta. Birinci öncül olabilir diyoruz. İkinci öncül 3 metil butanal aldehit bileşiğimiz. Öncelikle aldehit grubumuzu yazıyoruz. Toplamda butanal dediği için arkadaşlar ana zincirimiz 4 karbonlu olacak. Önce 4 tane karbon yazdık. Üçüncü karbona metil bağlı. Aldehitlerde karbonil grubunun olduğu yere 1 diyorduk. Buraya bir metil bağlıyoruz. Daha sonra karbon 4 bağ yapacaktı. Eksik bağ sayısı kadar hidrojen ekliyoruz. Dördüncü karbonumuzda 3 hidrojen olacak. Üçüncü karbon şu an 3 bağ yapmış durumda. Dördüncü bağı hidrojenle yapar. İkinci karbon 2 bağ yapmış durumda. 2 hidrojen ekliyoruz. Birinci ve şu dalımız olan karbonda zaten hidrojenleri uygun şekilde yazdık. Toplamda yapımızda 5 adet karbon, 10 adet hidrojen ve 1 adet de oksijen bulunmakta. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül izopropil metil keton denilmiş. Yine keton dediği için karbonil grubunu yazdık. Bir tarafında metil olacak. Diğer tarafında da izopropil yapısı. Yine kapalı formüle baktığımızda toplam 5 karbon, 10 hidrojen, 1 oksijen var. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. O halde sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Bir de şu hatırlatmayı yapalım arkadaşlar. Aldehit ve ketonların açık zincirli, doygun
haldeki genel formülleri CnH2n O'dur. Yapılara baktığımızda isimlerden bileşiklerde pi bağı olmadığını, yine halkalı yapıda olmadıklarını görüyorduk. Buradan yola çıkarak isim üzerinden de karbon sayısını tahmin ederek formülü bulabildiğiniz. Örneğin dietilde etil dediği için 2 karbon, di dediği için 2 çarpı 2'den 4. Ketonda da karbonil grubundan 1 karbon, toplam 5 karbonlu deyip buradan kapalı formülün C5H10O olduğunda tek tek bulabilirsiniz. X ve Y alifatik organik bileşiklerinin kapalı formülleri aşağıdaki gibidir. Buna göre X ve Y bileşiklerinin açık yapı formülleri hangisi olabilir denilmiş. Yapıya baktığımızda X için C5H8O genel formüle dökecek olursak CnH2n-2O formülüne sahip. Y bileşiğimiz için C4H8O yani CnH2n-O yapısına sahip. Arkadaşlar CnH2n-2O yapısına sahip bileşikler için aldehit ve ketonların ya halkalı olan yapıları ya da bir adet pi bağı bulunan doymamış yapıları düşünülebilir. Buradaki bir adet pi dediğimiz ek olarak yani karbonil dışında düşünülecek. Zaten karbonil grubumuzda bir pi bağı vardı, bir ekstra pi bağı da olacak. CnH2nO ise yine aldehit ve ketonlar için açık zincirli doygun yapılarında sahip olunan formüldür veya alkol ve eterler için doymamış yapıda olabilirler. Yine veya alkalı yapıda bulunabilirler. Tabi burada alkol mono alkol olacak. Bu durumları düşünelim. Bu organik bileşik sınıfındaki maddeler X ve Y olabilir. Tabii ki burada aslında daha basit bir yöntem var. Tek tek atomları saymak. Biz sadece burada olabilecek ihtimalleri düşündük. Hatta bunlarla kıyaslarız birazdan. Şimdi A şıkkına baktığımızda X yapısı için toplamda 5 tane karbon, hidrojen sayılarını saydığımızda 10 hidrojen ve 1 adet oksijen bulunmakta. Y bileşiğimiz için 4 adet karbon, 8 adet hidrojen, 1 adet oksijen bulunmakta. Bize verilen X ve Y bileşiğinin kapalı formülüne baktığımız zaman X yapımızın uymadığını, Y'nin uyduğunu görüyoruz. A şıkkı elendi X'ten dolayı. Bakın arkadaşlar Y bileşiği nasıl bir bileşik? Keton sınıfı bir bileşik. Biz ne demiştik? Keton olabilir demiştik. Burada doğruluyor yani Y'nin keton olduğunu. B şıkkına geldik. Toplam karbon sayımız 5. Hidrojen sayımız 8. Oksijen sayımız 1. Aradığımız durum X için geçerli B şıkkında. Y için baktığımızda toplam karbon sayımız 4, hidrojen sayımız 8, oksijen sayımız 1. Y molekülü de karşılıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Bileşiklerin sınıflarına bakacak olursak da bakın X bileşiğimiz keton ama doymamış bir keton. Biz ne demiştik? Aldehit ya da ketonun halkalı veya ek bir adet doymamış pi bağı bulunan keton olabileceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi çıktı. Y molekülü de aldehit yapısı olabilir demiştik. Normal doygun bir aldehit. Bu da dediğimiz gibi çıktı. Diğer öncülleri de kontrol edelim. C şıkkında X molekülünde bakın halkadan 3 karbon, 1 karbon karbonilden, 2 karbon da diğer daldan toplam 6 karbon olduğu için hiç bakmaya gerek yok. Çünkü 5 karbonun olmasını istiyorduk. Y molekülümüzün karbon sayısının 4, hidrojen sayısının 8, oksijen sayısının 1 olduğunu görüyoruz. Yani Y uydu ama X molekülünden elendi C şıkkı. D şıkkına baktığımızda yapıda toplam 5 karbon. Bakın halkadan dolayı 5 hidrojen gelecek. 3 de buradan 8 hidrojen, 1 oksijen var. Burası uyuyor. Sağ tarafta karbon sayımız 4. Hidrojen sayımız yine halkadan 5. Bir tane de sağ taraftaki hidrojenden. Toplamda 6 hidrojen, 1 oksijen var. Biz Y molekülü için 8 hidrojen olsun istiyorduk. Burada Y gitti. Şunlar elendi. E şıkkına baktığımızda toplam karbon sayısı 5. Hidrojen sayısının 10, oksijen sayısının 1 olduğunu görüyoruz. Biz hidrojen sayısı 8 olsun istiyorduk. Burada da X molekülü elendi. Diğer molekülle kontrol edersek karbon sayımız 4, hidrojen sayımız 8, oksijen sayımız 1. Burası uydu ama X'ten dolayı E şıkkı da elenmişti. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. Asetaldehit ve aseton bileşiklerinin birer molekülleri için hangileri ortaktır denilmiş.
Öncelikle asetaldehiti yazalım. 2 karbonlu aldehit bileşiğimizde. Bu bizim asetaldehit molekülümüz. Diğer bileşiğimiz aseton. Ketonların ilk üyesi 3 karbonlu ketonumuzdu. Bu da bizim aseton bileşiğimiz. Birinci öncül sigma bağ sayısı. İkisi de açık zincirli olduğundan dolayı açık zincirli yapılarda toplam atom sayısının 1 eksiği kadar sigma bağ sayısı bulunur. Asetaldehit molekülüne baktığımız zaman toplam karbon sayımız, 2 hidrojen sayımız, 4 oksijen sayımız, bir toplamda arkadaşlar 7 tane atom olduğundan dolayı bir eksiğini düşünürsek 6 sigma vardır. Aseton bileşiğimizde karbon sayımız 3, hidrojen sayımız 6, oksijen sayımız 1. Burada da toplamda 10 tane atom olduğu için bir eksiği 9 sigma bulunur. Dolayısıyla sigma bağ sayıları ortak değildir. Pi bağlarına bakacak olursak karbonil grubundan asetaldehit bileşiğimizde 1 adet pi bağı vardır. Yine keton bileşiğimizde karbonil grubundan dolayı, ikili bağdan dolayı 1 adet pi bağı bulunmakta. Dolayısıyla pi bağ sayıları ortaktır. Üçüncü öncül sp-kar hibritleşmesi yapmış karbon atom sayısı. Karbon atomu normalde sp-küp hibritleşmesi yapar. Yani bütün bağlar sigma bağı ise. Ancak yapısında pi bağı varsa bu sp-küp hibritleşme değerinden düşülür pi bağ sayısı. Asetaldehit ve aseton bileşiklerinde pi bağı bulunan karbon sadece karbonildeki karbonumuz. Dolayısıyla buradaki karbon sp-kar hibritleşmesi yapacak. Şu diğer karbonumuzdaki bütün bağlar sigma olduğu için sp-küp yapacak. Aseton bileşiğinde de yine arkadaşlar karbonildeki karbonumuz sp-kar yapacak bir tane pi bağı içerdiğinden dolayı diğer radikalik gruplarda bulunan karbonlarımız sp-küp hibritleşmesi yapacak. İki bileşiğimizde de karbonil grubundan kaynaklı bir adet sp kare hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulunmakta. Bu da ortaktır. O halde sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır deniliyor. Öncelikle bize verilen bileşiklerin hangi organik bileşik sınıfa ait olduğunu belirleyelim. Bakın yapımızda bir aldehit fonksiyonel grubu var. Dolayısıyla bu bileşiğimiz aldehit sınıfı bir bileşik. İsimlendirmeye baktığımız zaman Yupak adlandırılması nereden anlıyoruz? Etanal demiş, yani alkan artı aldehit eki getirmişler. Bileşiğimizdeki en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Düz zincirli bir yapı. Buradaki fenil grubu artık bizim dalımız. Numara verecek olursak arkadaşlar 1-2 şeklinde numara veriyoruz. İkinci karbona fenil bağlı 2 fenil. Daha sonra 2 karbonlu alkan adı etan ve sonuna aldehitin alını ekliyoruz. Burada fenil etanal dese de yine doğru bir adlandırma olurdu arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle geldik. Yapımız yine bir aldehit yapısı ama iki tane aldehit fonksiyonel grubu içermekte. Buna dikkat edeceğiz. Aldehit bileşiğimizde toplam 3 karbon var. 3 karbonlu alkan adı propan. Yapıda iki tane aldehit fonksiyonel grubu olduğu için dial şeklinde isimlendirme yapacağız. Burada da propan dial denilmiş. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle geldik. Yapımız keton sınıfı bir bileşik. Ancak yapısında pi bağı var. Yani doymamış yapıda. Dikkat edelim. İsmi alkenden doğru türemeli. Ana zincirimizi seçelim. Karbonil grubunun yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Önceliğimiz karbonil grubu arkadaşlar. Yapımızda dallanma yok. Önce alken gibi simlendireceğiz. İkili bağımız 3 ve 4. karbonlar arasında biz küçük olanı söyleyecektik. 3. Ana zincirimiz 5 karbonlu olduğu için penten. Daha sonra karbonil grubunun yerini söylüyoruz. 2. Ve bileşiğimiz keton sınıfı bir bileşik olduğu için sonuna 10 ekini getirdik. Burada ise 4 penten 2 10 denilmiş. Yani ikili bağın yeri yanlış belirtilmiş. Üçüncü öncül bu yüzden yanlış. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Alken gibi isimlendirme olacaktı. Bakın penten. Bunun nedeni de yapımızda bulunan ikili bağydı. Aşağıdaki bileşik adlandırmalarından hangisi yukarıdaki bileşiklerden herhangi birisine ait değildir denilmiş. Şıklar üzerinden ilerleyelim arkadaşlar. A şıkkı asetofenon denilmiş. Baktığımız zaman asetofenon bileşiği verilen bileşikler arasında yer almamakta. Direkt cevabımız A şıkkı. Asetofenon bileşiğini hatırlarsak aromatik ketonlar için kullanılıyordu. Yapıdaki bulunan aromatikliği sağlayan benzen halkasına biz fenon diyorduk. Daha sonra buraya aseto dediğimiz, yani asetik asit ya da asetaldehitten türeyen grup bağlı olacak. Zaten bu aynı zamanda ketonluğu da sağlamakta. 2 karbonlu karbonil ve radikal grubu içerecek.
Şu kısmı da aseto diyorduk. Aseto fenom bileşiği bu şekilde yazılmalı. Böyle bir bileşik olmadığı için cevabımız A şıkkı. Diğer öncüllere de bakalım. Benzaldehit dediğimiz yapı şu B şıkkı olacak. Asetaldehit dediğimiz yapı iki karbonlu aldehitimiz C şıkkı. Buradaki bileşiktir. Etil metil keton dediğimiz bileşiğimiz şurası. D şıkkı burası. Etanol dediğimizde yine C şıkkında asetaldehit olarak belirlediğimiz iki karbonlu aldehit bileşiğimizin UPAC ismi. Yani E şıkkı yine ikinci bileşik oluyor. Burada tekrar söylüyoruz. Asetofenon bileşiği yoktur. Asetofenon bileşiği de bu şekilde yazılır. Cevabımız A şıkkı oldu. Karbonil grubuna bağlanan X ve Y atom ya da grubuna göre yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır deniliyor. Burada tek tek öncülleri deneyeceğiz. Birinci öncülü deneyelim arkadaşlar. X gördüğümüz yere etenil. Etenil nasıl yazılıyordu? 2 karbonlu etenden bir hidrojen çıkmasıyla yazılıyordu. Bakın şu şekilde oluşacak. Yani vinil olarak bildiğimiz yapı aslında. X yerine bunu bağlayalım. CH2, CH. Bunu nereye bağlıyoruz? Karbonil grubumuza bağlayacağız. Y yerine izopropil denilmiş. İzopropil yapımızda 3 karbonlu propandan, ortadaki karbondan bir hidrojen ayrılmasıyla oluşuyordu. Burası da izopropil. İsimlendirmeye baktığımız zaman UPAC isimlendirmesi gibi yapılmış. Bakalım yapımız bir keton bileşiği. En uzun karbonil grubunu içeren zinciri seçiyoruz. Karbonilin yakın olduğu için numara vereceğiz. Her iki uca da eşit uzaklıkta arkadaşlar. Dolayısıyla karbonil grubuna göre numara veremiyoruz. Diğer öncelikli grubumuz kim? İkili bağ. İkili bağımız sola daha yakın olduğundan dolayı soldan numara veriyoruz. Eğer ikili bağda her iki ucu eşit olsaydı bu defa dalımızın yakın olduğu uçtan numara verecektik. İsimlendirmeye geçelim. Önce dalımızı söylüyoruz. Onu da buraya yazalım. 4'e metil bağlı. 4 metil. Sonra alken gibi isimlendireceğiz. Bunun için ikili bağın yerini belirtiyoruz öncelikle. 1. Ana zincir 5 karbonlu olduğu için 5 karbonlu alkeni yazıyoruz. Ten. Daha sonra keton sınıfı bir bileşik olduğu için karbonil grubunun yerini belirterek 10 ekini ekliyoruz. 4 metil 1 penten 3 10 olacak. Şıklara baktığımız zaman 2 metil 4 büten 3 10 var. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle bakalım. Yine karbonil grubumuzu yazıyoruz. Sol tarafa fenil bağlı X yerine. Fenil benzenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan yapımızda. Sağ tarafa ise hidrojen atomu bağlı. Evet, burada isimlendirmeye baktığımızda UPAC adlandırması yapılmış yine. Karbonil grubunu içeren zinciri seçiyoruz. Şurası. Yani fenil dal gibi olacak burada. Önce dalı söylüyoruz. Fenil. Sonra bir karbonlu alkan adı. Metan ve aldehit bileşiği olduğu için de al ekini alıyor. Fenil metanal. Burada fenil metanal denilmiş. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle geçelim. Yine yapımızı yazalım. Karbonil grubumuzu. Bu grupta X yerine tersiyer butil bağlı. Tersiyer butil neydi? Karbonumuz tersiyer olacak ve toplamda 4 karbonlu olacak. Bu şekilde yazılıyor. Bu yapımız tersiyer butil yapısı. Sağ tarafa da etil bağ diyoruz. 2 karbonlu alkil grubumuz. Yapıda dallanma söz konusu. En uzun karbon zincirini seçeceğiz. Bunu yaparken karbonil grubunu içermeli. Karbonil grubunun yakın olduğu yerden numara verirsek karbonil grubu hem sola hem sağa eşit uzaklıkta. O halde ikinci önceliğimiz dal önceliği olacak bu yapıda. Dallar sola yakın olduğu için soldan numara veriyoruz. Bakın burada C2 dediği için 4-5 şeklinde yaptık. Önce dalları söylüyoruz. Üçüncü öncül yapıyorduk. 2-2 dimetil. Bileşiğimiz keton bileşiği olduğu için karbonilin yerini belirtiyoruz. 3 ana zincirin 5 karbonlu olduğu için 5 karbonlu alkan adı pentan ve keton bileşiklerdeki fonksiyonel grup ismi 10 eki geldi. 2-2 dimetil 3 pentanon olması lazım. Burada butanon demiş. Bu da yanlış oldu. Üçüncü öncülü eledik. Size yanlış olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıda sistematik yani UPAC isimleri verilen ketonlardan hangisi asimetrik bir ketondur denilmiş. Bir ketonun asimetrik olabilmesi için karbonil grubuna bağlı radikal grupların birbirinden farklı olması gerekiyor.
Bunu şöyle ifade edebiliriz. R1 ile R2 birbirine eşit olmamalı ki asimetrik bir keton olsun. Bize verilen isimleri tek tek yazalım. A şıkkı aseton, ketonların ilk üyesiydi, 3 karbonlu. Bunu gözü kapalı halde yazmaya çalışalım arkadaşlar. Çok önemli. Görüldüğü gibi yapımızdaki karbonyla bağlı R grupları, yani radikalik gruplar aynı. 2 tane metil var. Bu nasıl bir ketondur arkadaşlar? Simetrik bir ketondur. Basit bir ketondur. A şıkkı elendi. B şıkkı 3 pentanon demiş. Karbonil grubu 3. karbonda olmalı. Evet, 3 pentanon bileşiğini yazdık. Karbonil grubuna bağlı radikalik gruplar yine aynı. Bakın sağda da etil, solda da etil var. Burada da simetrik bir keton oluştu. Elendi. C şıkkı 2 4 dimetil 3 hegzanon. Önce 6 karbonlu ana yapıyı yazalım. Bakın 3 hegzanon dediği için 3. karbonda karbonil grubum olacak. Ben soldan alıyorum 3. karbonumu. Daha sonra 2 ve 4'e metil bağlı. 2. karbonum burası olsun. 1 metil bağlıyorum. 4. karbonuma da yine metil bağlayacağım. 3 4. 4. karbon burası oluyor. Eksik bağ sayısı kadar hidrojen ekliyorum karbonlara. Bakın arkadaşlar, karbonilin olduğu yerden hayali bir çizgi çektiğimizde şöyle. Sol tarafta izopropil var. Sağ tarafta ise sekbütil var. Sekonder karbondan bağlı karbonile. Karbonile bağlı radikal gruplar birbirinden farklı olduğundan dolayı burada elde edilen keton asimetrik bir keton oldu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Diğer öncüllere de bakalım. D şıkkı siglopentanon denilmiş. 5 karbonlu halkalı ketonumuz. Bakın siglopentanon bileşiğini yazdık. Yine karbonil grubundan hayali bir çizgi çektiğimizde karbonilin solunda ve sağında simetrik bir yapı oluştu. Yani aynı gruplar var. Dolayısıyla buradaki ketonumuz da simetrik bir ketondur. Son olarak E şıkkını yazalım. 2 4 dimetil 3 pentanon denilmiş. Şu üstteki yapıyı bir silelim. Evet, pentanon dediği için yine 5 karbonu çiziyorum. 3 pentanon dediği için 3. karbonum karbonil olacak. 2 ve 4'e metil bağlı. Eksik bağ sayısı kadar hidrojen ekliyorum. Yine karbonilin olduğu yerden hayali bir çizgi çektiğimizde sol ve sağda 2 tane radikalik grubunda izopropil arkadaşlar. Dolayısıyla R grupları aynı oldu. Buradaki keton sınıfımızda simetrik bir ketondur diyeceğiz. Sorumuzda bize asimetrik olan soru olduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Genel yapısı verilen bileşiğin molekül kütlesi 100'dür denilmiş. Buna göre R1 ve R2 aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yapıya baktığımız zaman keton sınıfı bir bileşik görüyoruz. Peki ketonların genel gösterimi neydi arkadaşlar? CnH2nO yapısındaki bileşiklerdi. Bize bu molekülün toplam kütlesi verilmiş. Biz biliyoruz ki mol formülünden bir maddenin molüyle molekül ağırlığını, mol ağırlığını çarptığımızda o maddenin kütlesini bulabilirdik. O halde 1 mol keton bileşiğimizde n mol karbon, 2n mol hidrojen ve 1 mol oksijen bulunmakta. Formülü düşündüğümüz zaman mol ve molekül ağırlıklarını çarpacak olursak karbon için molümüz n mol, molekül ağırlığı atom ağırlığı 12. Hidrojen için molümüz 2n mol, atom ağırlığı 1. Oksijen için molümüz 1, atom ağırlığı 16. Bunları toplarsak toplam kütleyi bulacağız. Topladığımız zaman 14n artı 16 eşittir 100 diyoruz. Toplam molekül kütlesi 100'müş. Buradan denklemi çözecek olursak 14n, 16'yı karşıya attık, 84. N eşittir 6 bulduk. Bakın yapımız 6 karbonlu bir keton bileşiği. Şimdi R1 ve R2'yi düşündüğümüzde zaten karbonlardan birisi nereden geliyor arkadaşlar? Karbonilden geliyor. O halde 6'dan 1 çıkarsak R1 ve R2'nin toplamı 5 olmalı. Bir tane de karbonil var, toplamda 6 oluyor. Bize olamaz denildiği için bu duruma bakacağız. Yani R1 ve R2 toplamı 5 karbonsa olabilir. A şıkkına baktık. R1'de 3 karbon geldi. Buradan 2 karbon, toplam karbon sayımız 5 olabilir. B şıkkında R1 4 karbonlu, R2 1 karbonlu, toplam karbon sayımız 5 olabilir. C şıkkı R1 2 karbonlu, R2 3 karbonlu, toplam karbonumuz 5.
B şıkkı R1 1 karbon, R2 4 karbon, yine toplam karbon sayımız 5. E şıkkında R1 3, R2 de 3, toplam 6 karbon olduğu için bir de karbonilden geliyor. Toplamda 7 karbonlu olur bileşiğimiz. Yani E şıkkı olamaz. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Bir de arkadaşlar şuna da dikkat edecektik. Şıklarda eğer doymamış yapıda bir radikalik grubu olsaydı o da olamazdı. Çünkü biz doygun yapıya göre genel formülü düşünmüştük. Onu da söylemiş olalım. Yukarıdaki aldehit ve ketonlardan hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir deniliyor. Birinci öncele baktığımız zaman yapımız bir aldehit bileşiği. Fonksiyonel grubundan tanıdık. İki karbonlu aldehitin özel ismi asetaldehitti. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül yapımız bir keton sınıfı bileşik. Ketonların ilk üyesi olan 3 karbonlu ketonumuzun özel ismi asetondu. Bu ifade de doğru. Üçüncü öncüle baktığımız zaman yapımız yine bir aldehit sınıfı bileşik. Bakın yaygın ad sorulmuştu bize. 3 karbonlu aldehitimizin yaygın ismi propionaldehittir arkadaşlar. Hatta biz bunu ileride karboksilik asitlerde de göreceğiz. Bu ismi de ezberlemiş olalım. Üçüncü öncül de doğru. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin genel formülü diğer dördünden farklıdır? Genel formül sorulmuş. Yapılara baktığımız zaman öncelikle organik bileşik sınıflarını belirleyelim. Bir aldehit bileşiği alda bitmiş. Diğer bileşiğimiz zaten keton adı üstünde söylemiş. Yine sonu alla bittiği için aldehit bileşiği. D şıkkı sonu onla bitmiş. Keton sınıfı bir bileşik. E şıkkı yine aldehit sınıfı bir bileşiğimiz. Şimdi aldehit ve ketonların açık zincirli ve doygun yapıdaki üyelerinin genel formülleri CnH2nO'dur. Ancak yapımız eğer doymamış bir yapıysa, yani karbonil dışında ana zincirde pi bağı bulunursa, her pi bağı yapımızdan 2 hidrojen eksiltir. Burada da yazdık, ana zincirde karbonil dışındaki her pi bağı genel formülden 2 hidrojen eksiltir. Yani ekstra bir pi bağı varsa ne olacak? CnH2n eksi 2 O olacak. Ek 2 pi bağı varsa, bakın ek diyorum, karbon ile ek, dikkat edin. CnH2n eksi 4 O şeklinde olacak. Ya da yapımız halkalı yapıdaysa, yani siglo yapıdaysa, yine her halka da yapıdan ekstra 2 hidrojen eksiltmekte. O halde biz halka ve pi bağı var mı ekstra, buna bakacağız. A şıkkında 2 metil propanal, yani bu açık zincirli ve doygun. Dolayısıyla genel formülü CnH2nO'dur diyoruz. B şıkkı etil vinil keton. Bakın vinil yapısı 2 karbonlu etenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşur. Yani biz vinil yapısında ana zincirde ekstra pi bağ görüyoruz. Hatta bu bileşiği de yazalım. Keton dediği için karbonil yazdım. Etil demiş C2H5. Diğer radikalik grubumuz ne dedik? Vinil dedik. Yukarıda da yazmıştık. CH2 ikili bağ CH. Bakın ekstradan pi bağı içerdiği için, yani şuradaki durum gerçekleştiğinden dolayı buradaki genel formülümüz CnH2n eksi 2 O olacak ve diğerlerinden farklı olacak. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerini de kontrol edelim. Neopentanal yapıda ekstra bir pi bağı bulunmamakta. Genel formül CnH2nO, yine halka da yok. Pi 4 dimetil 3 pentanol, yine yapımızda karbonil dışında ekstra bir pi bağı bulunmamakta. Açık zincirli ve doygun diyoruz. CnH2nO. Formaldehitte de bir karbonlu aldehitimizde ekstra pi bağı bulunmamakta. Açık zincirli doygun bir aldehit bileşiği. Burada da CnH2nO olacak. Buradaki doygunluktan kastımız arkadaşlar karbonil dışında pi bağı bulunmama durumu. Tekrar söylüyoruz. Bize farklı olan sorulduğu için cevabımız B şıkkıdır dedik. Karbonil yapısına bağlanan X ve Y atom ya da gruplarına göre oluşan iki farklı bileşik olan A ve B için X ve Y aşağıda verilmiştir. Yani bağlanan gruplardan bahsediyor. Buna göre AB bileşikleri için hangileri aynıdır denilmiş. Öncelikle A ve B bileşiklerini bir yazalım. A bileşiği için konuşuyoruz. Karbonil grubumuza X yerine etenil. Etenil neydi? Vinil demekti. Yani iki karbonlu etenden bir hidrojen çıkacak. Şu yapı vinil yapımız. Y yerine de metil bağlı CH3. Bu bizim A molekülümüz oldu. B molekülünü de yazalım.
Karbonili yazdık. X yerine izopropil. 3 karbonlu karbonile ortadan bağlanacak izopropil yapımız. Böyle yazabiliriz basitçe ve Y yerine hidrojen bağlı. Evet, bu bileşiklerle ilgili öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül birer moleküllerindeki karbon atom sayısı. A molekülüne baktığımızda toplamda 4 karbon bulunmakta. B molekülüne baktığımızda yine 4 karbon bulunmakta. Bize aynı olanlar sorulmuştu. Birinci öncül aynıdır. İkinci öncül genel formülleri. Şimdi birinci bileşiğimizdeki toplam karbon sayımız 4, hidrojen sayımız 6, oksijen sayımız 1. Zaten bu bileşik arkadaşlar yapısındaki karbonil dışında ekstra pi bağından dolayı doymamış bir keton sınıfı bileşik olarak adlandırılabilir. Yani genel formülümüz CnH2n-2O olacak. Vinilden gelen ek pi bağı nedeniyle. B molekülünde ise açık zincirli bir aldehit bileşiğimiz var. Doygun yapıda karbonil dışında pi bağı bulunmamakta. O halde genel formülümüz CnH2nO şeklinde adlandırılabilir. Tekrar söylüyorum, ben burada doygun doymamış derken karbonilin dışındaki gruplardan bahsediyorum. Genel formüllerimiz farklı oldu arkadaşlar. İkinci öncülü eledik. Üçüncü öncül birer moleküllerindeki sp-kare hibritleşmesi yapmış karbon atom sayısı denilmiş. Normalde karbon atomu biliyorsunuz yapısındaki bütün bağlar sigma bağı ise sp küp yapar. Ancak yapısında pi bağı bulunursa pi bağı sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Dolayısıyla yapıdaki pi bağı içeren karbonlara bakarsak karbonil grubundan dolayı şurası sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Yine şuradaki vinil grubunda 2 karbonla 1 adet pi bağı içerdiğinden dolayı sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Yani A molekülümüzde toplamda 3 adet sp kare hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulunmakta. B molekülünde ise sadece karbonil grubundan kaynaklı 1 tane sp kare hibritleşmesi yapmış karbon bulunmakta. Bu nedenle birer moleküllerindeki sp kare hibritleşmesi yapmış karbon atom sayısı aynı değildir. Birinde 3 tane var, diğerinde 1 tane var. Bize aynı olanlar sorulduğu için cevabımız A şıkkı olacak.